I'm really close tonight. And I feel like I'm moving inside her. Lying in the dark. And I think that I'm beginning to know her. Let it go. I'll be there when you fall. And whenever I fall. Let your tears rain down on me whenever I touch your slow turning pain. You're higher for me now. There's something in the way that you're talking. Words don't sound right, but I hear them. Your tears rain down on me whenever I touch your slow turning pain. The finger of blame has turned upon itself, and I'm more than willing to offer myself. Do you want my presence or need my help? Who knows where that might lead? The finger of blame has turned upon itself, and I'm more than willing to offer myself. Do you want my presence or need my help? Who knows where that might lead? Bugün Alabanda'yız, Alabanda'dayız. Aydın'ın hiç bilinmeyen bir antik şehri. Ben genelde Alinda ile karıştırırım. Bir de Alinda var. Hep söylüyorum, Aydın en çok antik şehrin olduğu kenttir Türkiye'de. 17 tane var. Her ne kadar Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasında 6 tane gözükse de. Alabanda çok büyük bir kentmiş. Şimdi geldiğiniz zaman görüyorsunuz. Daha kente gelmedim ben, giriş yapmadım. Ama burada göstermek istediğim... bu mezar taşları. Bu mezar taşları önemli. Bildiğimizin dışında bir mezar taşları. Karya medeniyetinden. Yuvarlak. Hatta bunlara sanki böyle koyun su bir şey falan diyorlar. Evet, uzaktan baktığınızda koyun gibi duruyor. Ben sadece bir kısmındayım. Ta şehre kadar ilerliyor. Nekropol dediğimiz. Karya. Şimdi Likya genelde nekropolleri şehir dışında tutuyor. Karya'nın da şehir dışına tuttuğunu öğrenmiş oldum. Ama İonya şehir girişinde. Sanki saygı der gibi. Romalılar biraz daha içeride tutuyor. Ama başka bir şey göstermek istiyorum. Bakın şu anda bir tarlanın sınırı. Dikkatimizi çeken bir şey var mı? Bakın şu anda tarlanın sınırı, duvar. Dikkatimizi çeken bir şey var mı? Şöyle göstereyim. Hemen ilk dikkatimi çeken şey, tarlanın sınırını oluşturan kayalar, taşlar, görüyor musunuz? Yarısı antik şehrin taşları, kaya, yani yıkılmış binalarından, yıkılmış binalardan söktükleri taşlar. Bunlar işlenmiş taşlar çünkü, eski taşlar belli. Ve mezar taşları. Yukarıda da sütunlar var. Sütunları ev yapımında her yerinde falan koymuşlar. Açık açık görünüyor. Mezar taşlarını sökmüşler, getirmişler. Görüyor musunuz? Bazı büyük taşları, işlenmiş taşları da köylüler kendi ev alanları, yaşam alanları, tarlaları, sınırları, duvarlarda kullanmışlar. Ben hep bunu söylemeye çalışıyorum. Antik şehirler, tabi burası da köyle iç içe yaşıyor. Burası da köyle iç içe yaşıyor. Öyle giriş ücretli falan değil. Köy. Bildiğimiz köyle iç içe yaşıyor.
Ama biraz uzakta kalıyor, ters kalıyor, bilinmiyor. Köylüler de tabii, ben suçlamıyorum onları. Bilmedikleri için böyle insan eskimiş evleri, evler yıkıldığı zaman mutlaka işe yarayacak şeyleri kullanır. Burada da öyle. Ta geçmiş tarihi kalıntılar bir şekilde almışlar, kullanmışlar. Tabii ağır da oluyor bu taşlar. Yani taşınabilir değil. Kolay taşınabilir bir şey olsa çok daha fazlası yapılırdı eminim. Evet, bu mezarlık, nekropol diyorum artık ben. Çünkü antik şehirlerde nekropol denir mezarlara. Bayağı koyun sürüsünü görüyor musunuz, çoban? Bayağı ta şehre kadar gidiyor. Şehrin girişine kadar gidiyor. Ve şu anda sol tarafta tepede gene antik bir şey görüyorum orada. Duvar, kalıntı. Mezarlar ta solda da gidiyor. İleride bir duvar daha var. Bir yıkık bina daha var, antik. Ve ileride bir tane daha var. Ve sağda, ta öbür tarafta da var. Yani çok büyük bir şehirmiş burası. Kazılar burada yeni başladı ama yani bilinmeyen bir şehir. Gizli kalmış bir şehir. Evet, koyunları görüyorsunuz. Güzel güzel yayılıyorlar. Nekropol. Bakın, sol alanındaki arazi de nekropol. Mezar taşları. Buranın mezar taşları farklı. Yuvarlak, dikilmiş şekilde. Yani şu tepeyi es geçecektim ama şu tabelayı gördüğümde geldim. Doğu Hamamı diyor. Kalıntılar var. Bakalım neymiş. Bazı kalıntılar var burada da. Lying in the dark, and the thing that I'm beginning to know, I let it go. I'll be there when you call, and whenever I fall, and your feet, do you let your tears rain? Whenever I touch your slow turning pain, you're hiding from me now. There's something in the way that you're talking. Words don't sound right, but I hear them all moving inside you. Go home now. I'll be there when you call. And whenever I at your feet, do let your tears rain down on me. Whenever I touch your slow-turning pain, the finger of blame has turned upon itself, and I'm more than willing to walk myself. Do you want my presence or need my help? Who knows where that might lead? I fall. The finger of blame has turned upon itself, and I'm more than willing to offer myself. Do you want my presence or need my help? Who knows where that might lead? İyi ki gelmişim. Uzaktan sadece toprak üstünde alelade bir kalıntı gibi duruyor ama burada profesyonel bir kazı yapmışlar ve bayağı derinlemişler. İnsan boyunu geçen bir derinlikte. Sadece toprak üstünde, bakın burada da tepe, burası bir sırt tepeymiş. Burası bir sırt tepe ve burada da insan boyunu aşan, aşağıda farklı. Bakın burası bir tepe. Buradan tepe aşağı iniyor.
Ve yer yer yüzeyde şöyle çıkıntı kayalar görünce burayı bir yerden başlamışlar, ileriden de başlamışlar. Ve burada duvarları buldukça derinleşmişler ve ciddi bir kazı yapmışlar. Yani iş makinesi lazım bu kazıları yapmak için. Öyle kazma kürekle olmaz ama kazma kürekle yapar arkeologlar. Muhteşem bir yani yol var kayalardan, görüyorsunuz. Burası Doğu Hamamı imiş. Demek ki bir hamam daha var içeride. Your tears rain down on me whenever I touch your slow-turning path. The finger of blame has turned upon itself, and I'm more than willing to offer myself. Do you want my presence or need my help? Who knows where that might lead? Şu taş yol devam ediyormuş. Daha kazı yapıp bir orada keskin bir kare köşe var. Orayı da yapmaları lazım. Bir kısmı altta kalmış. Diğer arkası devamını görüyorum. Yani burada kazı yapıldıkça daha büyük bir bina çıkacağı belli. Arkaya doğru gitmeleri lazım. Ama kazı yapmak için de ödenek lazım. Destek lazım. Maalesef. Maalesef. Yani yoldan geçerken şu mezar taşlarını ben çekeyim diye, şöyle kısa bir çekim yapayım diye durdum. Ama bu kalıntıyı gördüm. Uzaktan çok öyle dikkat çekmiyor. Tabelayı görünce geldim. Karşımda işte bu yapı. Let it go. Your tears rain down on me whenever I touch your slow turning path. You're hiding from me now. There's something in the way that you're talking. Words don't sound right. Evet, şehrin girişi. Nekropol buraya kadar geliyor. Yani bir 3-4 kilometre araçla geldim. Sol tarafta başka harabeler de var. Doğu Hamamı'nı geçtik. Nekropol buraya kadar geliyor. Şehir surları başlıyor. Bir şehrin giriş kapısı burası belli. Fakat duvar. Bizans. Tembel piz Bizans dönemi. Hiçbir estetik yok. Görüyorsunuz. Hiçbir estetik yok. Tembel bir Bizans dönemi yapısı. Ama Karyalıların mimari inşaat yapısı çok daha güzel. Şimdi ileride göreceğiz. Özellikle antik tiyatro kısmında muazzam, büyük, iyi, hepsi eşit derecede kesilmiş taşları çok güzel oturtmuş ve harç kullanmadan yaptıkları duvarlar var. Bunlar sonradan yapılmış. Lying in the dark, and a thing that I'm beginning to know. Let it go. I'll be there when you call, and whenever I fall at your feet, do you let your tears rain down? Whenever I touch your slow turning path, you're hiding from me now. There's something in the way that you're talking. Words don't sound right, but I hear them all moving inside you. Go on now, I'll be there when you call. And whenever I at your feet, do let your tears rain down on me.
trying to offer myself. Do you want my presence or need my help? Who knows where that might lead? I fall. Şehrin agorasındayız. Agora az ileride hemen meclis binası da var, göstereceğiz ama burası, bu bina agoranın yanında farklı kullanılan bina ve su yolları görüyorsunuz. Su geçiş ve tüneller var. Su kanalları var. Her yer su. Sanıyorum burası da hamam gibi bir şey. Bana öyle geldi. Bir lahit de var hemen şurada. Görüyorsunuz çok fazla su geçiş kanalı var. Bir lahit ki müzelenmesi lazım. Yosunlaşmış artık nemden. Sütunlar. Bayağı önemli binaymış burası. Şehrin agorası da hemen yan tarafta düzlük bina ama düzlük bina fakat orası kazı bekliyor. Altta gördüğüm kadarıyla. Mutlaka bir zemin. Agora taşları zemini vardır. Bakın. Duvar yıkılmış burada. Bir duvar varmış. Görüyor musunuz? Kalıntılarda duvar yıkıntılarını hemen anlayabiliyoruz. Bu binanın ne olduğunu bilmiyorum ama kazılarda burası çıkarılabilir. Hemen sağ taraf agorası. Ve şurası meclis binası. Boletaryon diyorlar galiba. Bayağı bir duvarları etkileyici duruyor. Lying in the dark, the thing that I'm beginning to let it go. Evet. Bu Boletaryon. Meclis binası. Duvarları dışarıdan hala korunmuş vaziyette, çok etkileyici ama önünde büyük bir taş duvar yığıntısı var, molos şeklinde duruyor. Bunlar eminim burada ki binaların duvarlarıydı. Ama herhalde kazılarda çıkardılar, yığmışlar buraya. Çözmeye çalışıyorlar ki restorasyon yapıp bir araya getirmek için. Evet, hepsini düzenli bir şekilde istif etmişler. Meclis binası sadece önümüzdeki ilk 3 sıra kalmış. Ama burası zamanında çok etkileyici bir meclis binasıymış. Karya dönemine ait. Etrafındaki duvarlar, yüksekliği. Genellikle meclis binalarının üstü kapalı olur. Kapalı alandır. Yani burası
gerçekten eşsiz bir mimari, görkemli. Fakat tabii üst sıralar bir şey kalmamış. Sadece o mermerler hepsi sökülmüş. Bana öyle bir izlenim veriyor ki mermerler sökülmüş. Şey kalmış, alttaki kayalar, taşlar kalmış. Kazıda mı çıkarttılar? Evet, kazıda çıkartmışlar belli. Çünkü kazı yerlerinin izlerini ben duvarlarda görüyorum. Kazıda kaldığı için tabii mermerler korunmuş vaziyette oluyor. Fakat üst kısım şeyde kaldığı için, toprak üstünde. Yani tabii yerel halk bilmediği için o mermerleri, aynı şeyi ben size Afrodisias için de anlattım. Orası bir mermer kenti. Heykel tıraş kenti. Her yer mermer. Duvarlardaki o deliklerden belli. Özellikle hamamdaki. Burada da yani halk tabii çıkarıyor mermerleri, kullanıyorlar. Kimi kireç taşı haline getiriyor. Mermer pahalı bir ürün diye düşünüyorum. Kimseyi suçlamıyorum. Bunda tabii yerel halkın da bir suçu yok. Bilmiyorlar. Eğitim. Ben niye bu videoları yapıyorum? İnsanlar Alabanda diye bir kent olduğunu bilmiyor. Böyle bir kentin varlığını bilmiyor. İşte gösteriyorum. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost. But you'll never see the end of the road while you're traveling. Kazıda çıkarılan mermerler, çıkarılan alan öyle güzel, hala sanki yeni yapılmış gibi bembeyaz, tertemiz duruyor ki, yani düşün, geçmişte şöyle kafamıza tasvir ettiğimizde, evet geçmişte böyleydi. Mermerleri böyle çıkıntılı yapıyorlar, ayaklarının aşağıya girecek şekilde. Tabii kazıda çıktığı için bunlar korunmuş. Don't dream it's over. Özellikle dışarıdan, tabi bu kısımlar genellikle atlanır çünkü yol yok. Dışarıdan da duvarın haşmetliğini ben çekmek istedim, göstermek istedim. Bulunduğumuz alan agora ama şu anda tarla olarak kullanılıyor. Kazı yapılması lazım. Çitlerle çevrilmişler, koruma altına almışlar. Karşıda da gördüğünüz gibi yapılar var. Yapılar var ama burası bir tarla olarak kullanılıyor fakat agora. Meclis binaları genellikle dikkat ettim. Hep agora yanlarında, agora'ya yakın oluyor. Halk agorası diye düşünüyorum burayı. There's a battle ahead. Many battles are lost.
said your love had never died. You were waiting for me at home. Put on my jacket, I ran through the woods. I ran till I thought my chest would explode. There in a clearing beyond the highway, in the moonlight our wedding house shone. I rushed through the yard, I burst through the front door. My head pounding hard, up the stairs I climbed. The room was dark, our bed was empty. Then I heard that long whistle whine, and I dropped to my knees on my head. Antik tiyatro aslında bayağı büyük. 9000 kişilik gibi gözükse de burası 15000 kişi alır. Ben diğer gezdiğim antik şehirlerle kıyaslama yaptığımda burası bayağı büyük. Ama burası farklı bir antik tiyatro. Birinci farkı görüyorsunuz, ilk alt sıralar 4. 5. basamağa kadar korunmuş. Mermer oturma yerleri. Ama üst bölgeler, hani ben bu taşlar sökülüp alındı desem, bu sefer hepsi nizamlı, intizamlı buraya istif edilmiş. Ben bunu anlayamadım. Ya antik dönemde yaptılar desem neden yapsınlar? Çünkü her şehrin antik tiyatroya ihtiyacı vardır. Mutlaka antik tiyatro onların görkemli bir halkla iletişim araçlarıdır. Halkı eğlendirme araçlarıdır. Ve arena kısmı görüyorsunuz, duvar çok yüksek. Diğer antik şehirlerdeki duvarlardan çok daha yüksek. Antalya'daki antik şehirlerin amfitiyatroları direkt düz zemindir. Böyle duvar yüksek değildir. Ama Ege'deki hepsi yüksek görüyorum ben. Neden? Arena olarak da gladyatör ve hayvan dövüşleri içinde kullanıldığını ben düşünüyorum. Yani halk bu tarz şeyleri seviyor. Halkın sevdiği bir şeyi şehir liderlerinin ben çok öyle yani bozacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama rivayete göre şöyle de bir şey ben araştırdım, buldum. Şehir Karya şehri. Karyalılar kurmuş. Milattan önce 1. yüzyıl. Çıkan yazıtlara dayandığımızda öyle gözüküyor. Karyalıların işte mimari yapısını görüyoruz. Buradaki taşlar bu bölgenin kayak elementinden yapılmış. Özellikle Çine bölgesi. Çine dağını, Madran dağını geçtikten sonra bu Çine deresinin olduğu yerde Marmaris'e yatağına giderken orada dağlarda kayalar sanki bir uzay üssü gibi, sanki başka bir gezegen gibi kayalar, çok farklı kütleler oluşturmuş. Kapadokya gibi. Aynı. Aynı kaya kütlesi bunlar. Sütun şekilleri hep aynı. İşlemeli değil, yivli değil. Düz sütun. Gördüğüm kadarıyla. Ve duvarları da zaten karya tipi duvar. Meclis binasında gördüğünüz buranın da dışındaki duvarlar gene öyle. Çok mimari konuda Karyalılar iyi. Ama rivayete göre Romalılar burayı aldıktan sonra ortaya bir havuz yapmışlar. Antik tiyatronun etrafındaki kayaları da söküp havuzun etrafına yalıtım yapmışlar. Ne amaçlı yaptılarsa bilemiyorum. Ben bunu duydum. Yani arkeologlardan duydum. Hatta bir video izledim. Çok şık bir video. Biraz amatörce ama 4-5 arkeoloji okuyan öğrencinin çektiği videolar. Her biri ayrı ayrı şeyler söylüyor, tanıtıyor. Hoşuma da gitti. Onlar da söyledi bunu. Yani
Neden diye onlar da kendi kendilerine sorduklarında Romalılar diyor, ne yapacakları belli olmaz tarzında cevap verdiler. Ama yani ben şu fotoğraf, şu görüntü Romalılar döneminden olduğunu ben düşünmüyorum. Tamam, burayı kapattılar ama aşağı kısım, aşağı kısım mutlaka vardır diye düşünüyorum. Tamam, köy halkını suçlamıyorum. Sadece burası değil, bütün her yerde, özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde. En başta Almanlar ve Fransız arkeologlar hep saldırı yaptı resmen Türkiye'ye. Almanya'da Berlin'deki müze adı da Bergamo'dur. Bergamo, o da burada Türkiye'de. Hep buradan giden, bu Aydın'daki antik kentlerden giden eserlerle dolu. Yine aynı şekilde Paris'teki Louvre Müzesi aynı şekilde. Yani şimdi arkeologlar burayı atlamış, yabancı arkeologlar. Sapa kalıyor. Herkesin bildiği bir yer değil Alabanda. Ama bu antik tiyatronun üzerinde evler olduğu söylendi anladığım kadarıyla. Kazı yapılarak bunlar çıkarıldı dendi. Eğer kazı yapıldıysa bu sefer yerel halkın bu kayaları söktüğü bu tez sönüyor. Ama neden? Çok ilginç. Ben diğer antik şehirlerde görmediğim şekilde burası çok farklı. Yani bu antik tiyatroya ben antik tiyatro diyesim gelmiyor. Yani burada insanlar çıkıp bu şekilde oturamaz. Bakın üstte de bir yürüyüş yolu var. Yukarıda da bir yürüyüş yolu var. Yani antik tiyatro yukarıda bitiyor bence. Onu söyleyeyim. Yukarıda da bir yürüyüş yolu var. Bitiş duvarları yukarıda. Neden bu antik tiyatro böyle? Yani ben arkeologlar da bir anlam veremiyor. Onu söyleyeyim. Onlar da bir anlam veremiyor. Yani böyle bir antik tiyatro ben ilk defa görüyorum. İlginç. İlginç. Aşağıda sahne kısmında ilk defa gezdiğim antik şehirler içerisinde kapalı kısmı olan, yani sahnelerin genellikle üzeri kapalıdır, katlıdır, şaşalıdır, heykellidir, sütunlu heykellidir, kapalı bölme görüyorum. Arena olarak kullansalar da burayı, tabii burada stadyum yok galiba, ama çok geniş bir alan, onu söyleyeyim. Mezar kısmını görüyorsunuz buradan ilk girişte. Yani hayvanların, aslanların mutlaka bir odası vardır, odacı, ki yeraltı da vardır ve gladiatörlerin yeri de vardır. Genellikle amfiteyatroları da hep dağ sırtlarına yaparlar. Hemen heyelan altında kalır, ilk kapanan yerlerden biri olur. Kazılarla çıkarılan birçok kent, Afrodisyas mesela. Bir tek Milet çok böyle hemen şaşalı ilk girişte şey kalıyor, ama yani ben anlam veremedim. Yani bu eğer restorasyon yapılacak olsa aynı Efes'i yaptıkları gibi. Beğenmedim. Ben Efes'in restorasyonunu hiç beğenmedim. Yani o tarihi şeyini bozmuşlar orada. Restorasyon yapmaya kalksalar yapmamışlar. Bir şey var burada belli. Yani bir şey var. Bakın hala da çıkıyor yukarıya. Hala da çıkıyor. Yani kazı çalışmaları da devam ediyor. Buraya biraz geç kazı yapıldı. Geç kazı yapıldı. Neden? Neden? Çünkü diğer önemli görgüleri antik şehirler, göz önünde olan yerler, turizm açılması ve merak, tarih. Ayrıca muazzam bir tarihi eser kaçakçıları var, hazine avcıları var. Ben Aydın'da çok sık sık denk geldim. Çocukluğumda, gençliğimde, okulda, yani okuldan mezun olduğumda. Ben Aydın'dayım, Aydın'da yaşadım. Benim gençliğim burada geçti. Herkes yok bir harita var, yok işte şurada şu var, buluyoruz ya, inanamazsın falan bir şey var. Ve köylü halk da buradaki müze Aydın Müzesi yıllardır burada tarihi eser kaçakçıları, hazine avcılarıyla uğraşmışlar. Yani köşe kapmaca oynamışlar. Ama ben buraya girdim, ilk o nekropol mezarlık kısmında, bakın çok uzaktır. Buradan görünüyor koyunlar falan. Çok orada durdum, oradan çekime başladım. İlk orada hemen koyunların çobanı sorgulamaya başladı. Arabama gittim.
Hemen yoldan gelen bir başka bir araba durdu, sorguladı beni. Kimsiniz, necisiniz, ne arıyorsunuz burada, ne amaçlı geldiniz? Kendimi tanıttım, kartımı verdim. Müze müdürü Ali Atmaca Bey'i de gittim ziyaret ettim dedim. Amacım bu. Tanıtım, Aydınlıyım. Özellikle Aydın'ın antik kentlerine tanıtıp video yapıyorum, editliyorum, internette yayınlıyorum dedim. Sağ olsun o da anlayışla davrandı. Ama bu güzel, hoşuma gitti. Güzel bir şey. Köy halkını bilinçlendirmişler. Ve şu anda köy halkı sahip çıkıyor buraya. Bu güzel bir şey, hoşuma gitti. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all. Evet, şimdi öyle bir alanda duruyorum ki burada evet kalıntıları görüyorsunuz. Tam bu taş, burası merkezi bir nokta belli. Tam şuradan üstüne gelip durduğumda her yeri görebiliyorum. Antik tiyatroyu, her yeri. Demek ki bu antik tiyatro çok büyükmüş. Bakın, birinci kat, ikinci kat, burası da üçüncü kat ama yıkılmış. Eser kalmamış, hiçbir şey kalmamış. Yani antik tiyatroları daha sıklığına yaptıklarına göre genellikle hemen bir duvarla, bir drenaj duvarıyla ne derler ona, kapatırlar heyelanı önlemek için. Burada da güçlü duvar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Buralarda bir bölüme kadar burada oturma yerleri, bir bölümde de herhalde bir bina varmış gördüğüm kadarıyla. Evet, şimdi tabii genelde turistleri yakalıyorum ben çektiğim yerlerde. Burada yerel bir genci yakaladım. Aynen abi. İsmin ne? Mehmet abi. Mehmet. Nerelisin? Buralıyım abi.
Bu köyün yerlisisin. Aynen. Bu köyün yerlisisin. Evet. Yıllardır tarihle iç içe yaşıyorsun. Aynen. Peki ne düşünüyorsun? Yani gurur duyuyor musun köyünüzde böyle tarihle iç içe? Abi gurur duyuyorum. Köyümüzde iç içe yaşıyoruz. Şey, tarihi eserlerimiz var. Güzel yerler. Hazine avcılarından falan koruyorsunuz. Koruyoruz. Aferin. Aferin. Bak bu çok önemli. Çok tarihi eser. Çok güzel. Güzel yani. Aferin. Biz de geliyoruz buraya hafta sonları. Ha, hafta sonları. Siz ondan buradasınız. Ha. Ha. Ne aldınız? Cips aldınız. Aynen abi. Cipsi fıstık. Ha, güzel. İyi. Aman aynen. Alkol olmasın. Yok abi. Genellikle aynen. Ben görüyorum. Çünkü gezdiğim antik şehirlerde böyle alkol, bira kutuları sağda solda. Ama daha yaşınız aynen genç. Abi. Alkol kötü bir alışkanlık. Onu aynen söyleyeyim. Aynen. Ama köyünüz güzel. Ben çok evet sevdim. Evet abi. Korumanız da güzel. Ben buraya geldiğimde en az 3 kişi sorguladı beni. Necisin, ne yapıyorsun, aynen, ne için geldin aynen buraya diye. Hoşuma aynen da gitti. Ben evet müze müdürünü tanıyorum çünkü Ali Bey. Evet, görüştük onunla da. Ben köyünüzü Alabanda tanınmıyor, bilinmiyor. Evet. Çekip yayınlamak aynen istedim. Eğer söylemek aynen istediğin bir şeyler varsa al sana şans, fırsat. Abi burası çok güzel yer. Gelsinler, geçsinler. Misafirimiz olsunlar. Bekliyorsunuz, herkesi aynen davet ediyorsunuz. Evet, herkesi davet ediyoruz. Güzel yer yani. Aferin. Güzel. Biz seviyoruz. Güzel. Evet. Evet. Karşıda tabii gölgede güneş vuruyor, biraz zor görünüyor ama ben su kemer bacakları görüyorum. Antalya'daki antik şehirlerde tabii hep söylemiştim. Antik şehirleri dağlara kurmalarının sebebi liman kentlerinin özelliği farklı ama dağ hem tarım alanından korunması hem de güvenlik. Savaşlarda güvenlik açısından dağlara, tepelere kuruyorlar. Etrafında geniş surlarla örüyorlar. Ve su yolları, su yollarının olduğu yerler. Ve sular da su kemerleriyle getiriliyor. Hemen bir su kemer kalıntısı, köprü gibi karşımda gördüm. Zaten belli, hemen bir dağ yarığı, bir kanyon bacaklarını görüyorum. Ama burada kazı yaparak çıkartmışlar burayı. Alt kısmı. Tabii az önce anlattım üst. Neden? Ben hiç ilk defa böyle bir antik tiyatro görüyorum. Böyle düz taştı. Görmedim. Fakat bölgenin bir yapısı benim ilginç geldi bana. Diğer gezdiğim o meclis binasında da öyle. Yosunlanma var. Çok nem var burada. Tabii yaz aylarında, yaz güneşi altında çekim yapmak daha farklı. Ben vakit bulup ancak kış aylarında gelebildim. Ama yoğun bir nem yapısı var buranın. Bu yoğun nem yapısında kazı yapılarak çıkartılmış. Ama tabii yerel halk bilmeden bazı taşları kullanmış ev yapımlarında. Gelirken de gördüm, size de gösterdim. Sütunlar hep duvarlarda işlenmiş. Ama ben köy halkının bu taşları söktüğünü düşünmüyorum. Bu taşlar özellikle sıralanmış. Bilinçli bir şekilde sıralanmış. Ben böyle bir antik tiyatro görmedim. İlk defa görüyorum. On an empty street, just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future. Evet, antik tiyatro bana çok ilginç geldi demiştim. Şimdi şuradan aşağı inerken alt birinci kat kısmında görüyorsunuz küçük basamaklı merdiven gibi sıralar var. Üst kısım böyle olmasına ben ihtimal vermiyorum ama alt kısmın hep çoğunlukla böyle bozulmuş taş yığınakları halde olması, bakın gene de etrafta gene böyle küçük küçük basamak. Üst kısmı da, yani bu birinci kısmı basamak halinde yapmışlar. Basamak halinde yapmışlar. Tabii ilginç geldi bana. Şimdi kapalı alanlar. Kapalı alanlar. Yani kapalı alanı olan sahne kısmında gördüğüm ilk antik tiyatro.
Evet, Karya mimarisi, işte size bahsettiğim duvar. Antik tiyatronun sağ kısım duvarı. Karya mimarisi böyle. Çok intizamlı, harç bile kullanmadan, harç dahi kullanmadan bu büyük taşları keserek, buraya getirerek üst üste düzenli bir şekilde ekleyerek ve orta sıralarda da ince uzun taşlar kullanmışlar. İlk girişteki o Bizans taşları tabii Bizans dönemiydi ama Karya bu. Bu kısım antik tiyatronun tabi sahne kısmı giriş, sahnenin sağ kısmı giriş. Özellikle göstermek istiyorum. Burada 3 ayrı giriş var, odacıklar. Bahsettiğim gibi yani gladyatör, hayvan, aslan, sanıyorum onlar orta sol sunak gibi geldi bana. Orası çünkü daha farklı, burası daha farklı. Burada 3 ayrı giriş var. Her bir odacıktan direkt giriş yapmışlar. Buradan ana giriş, ileri gelenlerin girişleri galiba, bilemiyorum. Belki odacıklar burada da vardı. Yani şuralarda da olabilir. Ama burası dar, bana daha çok aslan hayvan girişi gibi geliyor. Burası ana giriş, bir de sağ giriş var. Ve burada diğer antik tiyatrolarda görmediğim bir özellik. Özellik demeyeyim, zamanımıza kalan, kapalı. Diğer antik tiyatrolarda sahne kısımların üstleri genellikle kapalıdır. Ama burada artık taşların büyüklüğünden onlar kalmış, görüyorsunuz. Taşların büyüklüğünden onlar kalmış ve genellikle sahneler üzeri kapalıdır ve antik tiyatrolarda çok fazla yoktur. Ama burada örneğini görüyoruz. Üstü kapalı bir sahne, yarım da olsa. Way out of bounds, well,
Buranın girişi, sol tarafın girişi sağ taraftan daha farklı. Güzel bir, büyük bir sütun. Daha bir farklı sütun burada. İlk defa gördüğüm bir yivli işlemeli sütun. Daha büyük odacıklar. İşte yani gladiatör turnuvalar için kullanıldığı için bir nevi antik tiyatrolar. Tabii gladiatör köle olduğu için hem onların saklanacağı alan hem de hayvanlar aynı şekilde, ama bu düzlük giriş alanı ve buradaki duvarı görüyor musunuz? Sanki daha dün yapılmış gibi. O kadar güzel korunmuş, günümüze gelmiş ki. O kadar güzel korunmuş ki. Artık Alabanda çok büyük bir kent. Şimdi tapınak bölgesine arabayla gideceğim söyledi çocuklar. İki genç yukarıda. Onlarla denk geldik burada. Şimdi tabii köy merkezinde, köy ortasında sadece antik tiyatro var. Su kemerinden kalıntılar var. Bir iki yapı daha var. Ve önümdeki gördüğünüz şu yapılar var. Bunların müze. Tabii çıkan kazılarda almışlar, istif etmişler. Ama mutlaka şu giriş, bir binanın giriş yeri. Üste çatıdır. Mutlaka buranın belki de girişindeydi o. Görkemli bir antik tiyatro ama farklı bir antik tiyatro. Ama köyle iç içe yaşıyor. Biz de öyle küçüklüğümüzde böyle giderdik antik yerlere, top oynardık falan. Alırdık bir şeyler yer içer. Bir araya gelir. Bizim eğlence kaynağımız. Böyle gidecek başka bir yer yoktu. Biraz daha yetişkinlerde alkolünü alır. Birasını falan neyse. Böyle antik yerlerde kimi sevgilisini alır gelir. Bizim zamanımızda böyleydi. Tabii ben hiç yapmadım. Ben sadece top oynadım, gezdim. Tabii o zamanlardan bir ilgim vardı ki dağlara falan tırmanırdım. Ama şimdi bir aydın olarak kendi şehrimin antik tiyatrolarını ilk defa geziyorum. Köyün çıkışı. Şimdi tapınak bölgesine gitmeye çalışacağız. Tabii hep dikkatimi çeken zamanında eski zamanlarda burası koruma altına sit alanı şeklini almadan önce görüyorsunuz. Maalesef evlerde antik kentlerin taşları kullanılmış vaziyette. Buyurun. Sütun. Maalesef kullanılmış vaziyette. Yapacak bir şey yok.
Evet, Alabanda köy ve iç içe yaşadığı için tabii biraz zorlandım buradaki yerleri bulmakta ama sağ olsun güvenlik bana yardımcı oldu. Zeus Tapınağı, Zeus Karageus bir farklı bir isim var ama biz Zeus diyelim. Zeus Tapınağı tek sütunlu, hani çift sütunlu, özellikle Artemis Tapınakları çift sütunludur. Burası tek sütunlu yapmışlar, Karya dönemine ait. Zaten Karya, Likya, İonya, bunların hepsi de aynı Yunan mitolojisine, tanrılarına inanırlardı. Roma'da burayı aldığı zaman aynı şekilde. Çok düzgün, düzenli yapmışlar, tek sütunlu ve kazıya başlamışlar. Kazıyla bayağı burada bir şeyler çıkarmışlar. Burası bir tabii atlanmış bir bölge, biraz da sapa kalıyor. Dediğim gibi Aydın'da 17 tane antik şehir var. En çok antik şehrin olduğu il Aydın, Türkiye'de. Ben Antalya'yı da biliyorum, Muğla'yı da biliyorum. Antalya Çanağı, şöyle 250 kilometrelik bir alan, ta Patara'dan, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar. Yani hepsinin de videolarını ben elimden geldiği kadar bundan %80'ini yaptım ama Aydın benim için önemli. Hem Aydınlıyım. Burada bilinmeyen fakat gizemli öyle bir tarih var ki Aydın'da. Örneğin Tralles. Çocukluğumuz geçti dediğimiz yerlerde Tralles hep bizim büyüklerimiz derdi ki yerin altı hazineler dolu, işte akan bir sürü tüneller falan, şehir var, yerin altında şehir var derlerdi. Nitekim de öyle. Tralles'te kazı çalışmalarına başladılar. Bizim bilmediğimiz, o üstüne top oynadığımız alanlarda çok güzel şeyler çıktı. Ve orada bazı tüneller var, ta Nusa'ya bağlandığı söylenir. Ve orada girip de kaybolanlar var. Yıllar sonra çıktığı, aklını kaybetmiş ve vaziyette çıktığı gibi rivayetler de ben çocukluğumda hep duyardım. Ama evet, Alabanda ve Alinda. Ben bu her iki ismi karıştırıyorum. Burası M.Ö. 1. yüzyıl ama Roma'ya geçtikten sonra tabii Roma İmparatorluğu çok fazla bir şey katamamış buraya. Tam aksine bozmuş, onu görüyorum. Fakat Antalya'da Selçuklu izlerini daha çok görüyoruz. Selçuklu Osmanlı'dan daha çok kültüre önem vermiş. Aspendos'un bu zamana kadar dünyanın en korunmuş antik tiyatro olmasının sebebi bu. Kullanmışlar, kendileri de kullanmış, restore etmişler ve o kemerlerle Selçuklu mimarisini bile eklemişler. Ama Aydın, İonya, Likya ve Karya, Menderes Nehri sınır olduğu için, ayırdığı için bu ülkeleri çok aralarında savaşlar geçmiş ve tapınaklar bölgesi. Tapınakların en yoğun olduğu bölge burası. Artemis, dünyanın 7. harikası, Efes'teki Artemis bir şey kalmasa da çift sütunlu. Ondan sonraki Sardes, Manisa, ondan sonraki de Magnezya. Magnezya'yı çok güzel çıkarmışlar, güzel çalışma yapmışlar. Ama Afrodisias zaten ayrı bir, ben dün de oradaydım, onun videosunda anlattım zaten. Afrodisias bambaşka bir yer. Priyent, ben mesela Aydınlıyım, Priyent'e hiç gitmedim. İlk defa gittim. Priyent gerçekten yani beni cezbetti. Athena tapınağı orada beni etkiledi. Ben dedim hep antik kent zannederdim. Meğerse millete bağlı bir tapınakmış ki o tapınak hiçbir zaman bitmedi. Nedense bitmedi. Bitseydi dünyanın 8. harikası olurmuş. Burası da Zeus tapınağı. Zeus bütün tanrıların babası geçer. Artemis kızıdır. Athena kızıdır. Ondan sonra Afrodit kızıdır. Apollon gene onun çocuğudur. Apollon tapınakları, Artemis tapınakları, Athena ve Zeus. Genellikle bunları görüyoruz ve Ege'deki tapınaklar gerçekten Antalya'nın antik şeylerini bu kadar yoğun tapınak göremeyiz. Yalnız önemli tapınakların çoğunu Bizans döneminde 4. yüzyılda tabi Theodosius galiba diğer pagan dinini yasakladıktan sonra, Hristiyanlığı resmi din yaptıktan sonra birçok bazı küçük tapınak alanlarını kiliseye çevirmişler. Ben üzüldüm. Afrodisias'taki Afrodit tapınağı büyük. Hatta içten dışa bir duvarı, içerideki duvarı dışarı almışlar, genişletmişler, kilise yapmışlar ama hala tapınak izlerini taşıyor. Burasını yapmamışlar. Burada bir kilise benzer bir şey görmüyorum. Burada kiliseye benzer bir yani mimaride zaten hemen kilisenin şeyi Ortodoksların hemen o ovalimsi, bizde minber dedikleri Müslümanlar namaz kılarken camilerde bizim döndüğümüz cemaat kıble
minber dediğimiz yer onlara daha geniştir. Ortodoks. Katolik'te göremeyiz bunu. Zaten kadim Hristiyanlık Ortodoks'tur. Fakat burada bir tapınak daha varmış. Orayı da gezeceğiz. Apollon. Orayı kiliseye çevirmişler anladığım kadarıyla. Fakat burada burayı korumuşlar. Burası tapınak olarak kalmış. Apollon tapınağı ve Zeus tapınağı. Burada ne Artemis, ne Afrodit, ne de Athena görmüyorum. Neden bilmiyorum. Yani gezdiğim antik şehirler sanki tanrıları paylaşmışlar. Yani hepsi paylaşmış gibi. Ama Zeus babayı yapmışlar burada. Şimdi tapınak zemini neden bu kadar düzgün duruyor? Hatta arasında sanki izolasyon yapmış gibi arada bir boşluk var. Ama ben eminim o tarihlerde arada bir izolasyon amaçlı bir dolgu olduğunu ben düşünüyorum. Çok düzgün bir şekilde duruyor zemin. Etrafındaki sütunlar da öyle. Ama burası tabii görüyorsunuz kazı yapılan izler. Kazıyla ortaya çıkarılmış. Ortada da zaten kazı olduğu dönemlerdeki şey belli. Kazı yaparak ortaya çıkarılmış. Kazı yapılan yerler zaten toprağın tabanından belli. Hep söylüyorum yerel halk bilmeden onları da suçlayamıyorum. Her yerde gittiğim her yerde öyle bilinçsizce eskiden kalma büyük sütunlar, büyük bu taşlar, harabeler kendileri böyle köy halkı falan ev yapımlarına kullanıyorlar. Eskiler bu kentleri özellikle bir şeyini uygun görüp seçmişler ki büyük kent haline getirmişler. Ve bu büyük kentler yıkıldıktan sonra da yerleşim devam etmiyor. Yanlarına sağa sola konuluyor ve antik şehir diye kalıyor günümüzde. Fakat birçoğunda da köy kalıyor. Köy. Hatta bazılarında da köyler üstüne. Mesela Afrodisyas'ta Geyre köyü şehrin üzerine yapılmış. Tabii köylüler, köy halkı bilinçsizce bilmediklerinden, ben suçlamıyorum onları, bilmediklerinden bu taşları kullanıyorlar. Osmanlı'nın son dönemlerinde Fransızlar Almanların hücumuna uğradı. Arkeologların hücumuna uğradı. Berlin Bergamo Müzesi ve Paris Louvre Müzesi maalesef bizim eserlerimizle dolu. Ege'nin eserleriyle dolu. Ama Zeus Tapınağı'nın üstünün ben olduğuna eminim. Fakat kazı yapılmadan toprak seviyesindeki üstündeki yerler mutlaka o taşlar kullanılmıştır diye düşünüyorum. Alınmıştır burada. Biraz da bu kentteki harabeler, harabe haline gelen bu binaların şeyine tabii yerel halk. Bu zamanki halktan bahsetmiyorum. Bu Osmanlı döneminde öyle. Tarihte kimler varsa. Yani savaşlarda bile Yunanlar geldi bir ara biliyorsunuz bu bölgeye. Kurtuluş Savaşı'nda. Onların bile mutlaka verdiği izler vardır. Ve burayı tepeye yapmışlar. Genellikle tapınakları tepeye yapıyorlar. Düzlük alan seçip tepeyi ama Athena'da mesela Priyen'de çok güzel. Burada etrafında bayağı farklı sütunlar da var. Bir duvar daha var. Fakat tepeden aşağıya yuvarlanmış. Evet. Yuvarlanmış. Burada da nekropol, mezarlar görüyorum. Buranın mezar yapısı farklı. Yani hepsi sütunlu mezarlar. Yani biz anlayamadık. Her yer mezar. Giriş. Likyalılar dediğim gibi şehrin dışına yapıyorlar. İyonyalılar şehrin içine şehre girerken sanki saygı der gibi mezarlar, nekropoller yapıyorlar ama bu karya mezar tarzı galiba. Sütunlar yuvarlanmış gitmiş ama arkeologlar toplamaya çalışmış ellerinden geldiği kadar. Arkeolog deyip geçmeyin, hepsi bir amele gibi. Öyle kolay değil yani ben Magnezya'da da gösterdim, Afrodisyas'ta da gösterdim. Çok derin alanlar kazıyorlar. İş makinesi lazım ama kazma kürekle ince ince böyle... bu kazmak Afrodisyas 60 yıldır kazılıyor. Şehir hala çıkmış değil. Hala şehir var. Yani öyle kolay değil. Yani önemli bir iş yapıyorlar. Burada Aydın, burası Aydın İl Müzesi'ne bağlı ama her iki müze müdürü de burada. Millet olsun, Aydın olsun. Müze müdürlerinin en büyük sıkıntıları ödenektir, harcırahtır, destektir, yardımdır. Yani tamam bizim bu devletimiz AK Parti zamanında benden çok gezen yok. Her yeri geziyorum. Side'de yaşıyorum. Her sene farklı görüyorum. 5 senede Side'yi aldılar, farklı bir şekle getirdiler. Çok güzel yaptılar. Büyük paralar harcıyorlar ve Aydın'ın içindeki vakıf eserlerini dahi şu anda o külliyeler falan hepsini restore ettiler, kullanılır hale getirdiler. Antalya Attalaya kale içi sarhoşların ipsiz sapsızların olduğu yerdi.
o kesik minare falan, eski kilise ve camiye çevirmiş haliyle. Oraları dahi size gösterdim. Muazzam, şu anda her gelen turist kale içi diyor. Mutlaka bir kale içini görmek istiyor. Biz, ben eminim ki Apollon'u da bu hale getirebiliriz. Pardon. Neydi buranın? Hayır, buranın şey... Ben eminim ki, keseceğim hep buraları. Alabanda'yı da biz bu hale getirebiliriz. Millet'i de, Nusa'yı da, Tralles'i de, Magnezya'yı da. Magnezya'da çok güzel kızlar yapılmış. Çok güzel kızlar yapılmış. Yani ki stadyum atıyoruz yukarıda. Ben gezdiğim antik şehirler içinde stadyum en düzgün ikinci kenttir Magnezya, ama stadyumda dünyanın en iyi korunmuş stadyumu Afrodisias'ta. Dün oradaydık. İyi çekimler yaptık. Ben eminim bu tanınmamış bu kentleri bile Antalya kale içi haline getirebiliriz. Sırf Aydın bölgesine kültür turları özel yapılabilir. Antalya'yı ikiye bölebiliriz. Gibi gibi. Yani bir turizmci olarak birçok şey geliyor benim aklıma, ama bu sadece benim aklıma gelmesiyle olmuyor. Birilerini aklına sokmak için bu videoları yapıyorum. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the offering valentines to my sweet lover. Slowly, but surely, your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love, a wishing well, to kiss and tell, a wishing well, a butterfly tale. Me love a wishing well, to kiss and tell, a wishing well, a crocodile she'd say. Defa duyduğum bir isim. İsotimos Tapınağı. Ama burası Apollon geçiyor. Apollon'du değil mi? Apollon geçiyor. Fakat İsotimos Tapınağı olarak da geçiyor. Şimdi tabii sağ olsun buradaki arkadaşlar da yardımcı oluyor bana, anlatıyorlar. Hem ben okudum, araştırdım, hem de tabii gezdiğim yerlerle biraz olsun böyle biraz tarih bilgim varsa. Kilise aramış burada. Hani burası daha sonra kiliseye çevrildi mi diye. Arkeologlar kilise aramış. Kilise yapısı, kalıntısı aramışlar burada. Fakat ben etrafta bir kilise yapısı, kalıntısı göremedim. Sadece şu karşı taraf, ovalimsi, orayı biliyorsunuz Ortodoks Hristiyanlıkta oval bir minber yapısı vardır. Papazların olduğu. Ben de dedim ki hiç benzemiyor. Ek olan, bu tapınaklar daha eski ama Hristiyanlık dönemi geldiğinde o yapılar genellikle ek bina olarak geliyor. Ama bu kaya taş bina yapılarıyla etraf aynı olduğu için sadece bu bir şelale, bir süs, buradan su akan bir şey varmış diye düşünüyorum. Alttan da bir tünelle bağlamışlardır veya bir su yolu ile. Burada da bir havuz. Eski ev ve her binada mutlaka küçük büyük havuzlar vardı. Havuzlar yüzmek için değil, daha çok süs amaçlı kullanılırdı. Öyle bir şey düşünüyorum. Kutsal su da olabilir ama veya sunak, stoa, yani eski tapınak döneminde kurbanlar, kurban edildiğinde kanın akacağı ve sularla yıkanacağı yerler falan olurdu. Burası da Apollon Tapınağı ve İsotimos geçiyor şu anda tapınak adı. Evet, binanın
çevre görüyorsunuz sınırı belli. O kadar düzenli ki çevre sınır. Ya bir yoldur bu. Binaya giriş. Sınır. Bir de bunun dışında duvar sınırı var. Apollon İsotimos Tapınağı. Ve tapınağın yanındaki diğer görseller, kalıntılar. Bakın yerlerde bu bitkileri biz yiyoruz. Aynı salatalık gibi. Dikenlidir ama aynı salatalık gibi büyüdüğü zaman göbeği çok güzel, lezzetli oluyor ve faydalıdır. Aydın'ın ovasında yetişen muazzam yaklaşık 100 çeşit ilaçlarda kullanılan bitkiler vardır bu arada, onu da söyleyeyim. Anneannemden biliyorum. Toplardı dağlarda. Eski hemşireydi çünkü o. Osmanlı zamanı. Toplardı. İlaç ve yemek yapardı, bizlere yedirirdi. Aynı zamanda ısırgan da çoktur etrafta. Isırganlar da bakın hep dikenli bitki türü. Isırgan da çok faydalıdır. Biz ısırganı hala yeriz. Börek yaparız. Yeriz ama bu dikenli, bunlar büyüdükten sonra göbeği salata gibidir. Çok lezzetlidir. Tapınağın aslında çok büyük olduğunu söylüyorlar bana. Ta buraya kadar bakın geliyor. Geldiğini söylüyor. Buralarda hep kazılar yapmışlar. Hatta kilise tarzı binalar aranmış. Büyük duvarlar. Mimari bana biraz Roma tarzı geldi. Evet, Roma tarzı. Şu ortadaki duvar sonradan eklenmiş belli. Bizans zamanı eklenmiş ki giriş kapısındaki duvarlar da Bizans zamanı. Size söylemiştim. Bizans surları. Efendim? Bizans surları. Evet, Bizans zamanı yapılmış. Bizans surları diyorlar. Beni de düzeltiyorlar. Bizans döneminde. Herestüem'de, Kare'de daha büyük şehir, surlular daha geniş dıştan. He. Bizans'ta şehri hani koruma için biraz daha içeri çekmişler. Yani Bizans surları içeriden yapmışlar mesela biraz daha. Hani. Yoksa surlar daha çok aşağıdan devam ediyor mesela. Hani eski surlar, Kare surlar mesela daha eskidir. Herestüem'deki surlar. Aşağıdan o zeytin ağaçları var aşağıda sıralı. Oradan devam ediyor. İleri doğru, ileride büyük ağaçları falan var mesela. Oradan yukarı çıkıyor. Şu karşıda gördüğümüz dağdaki zirve tepe var ya. Zeytin, evet. Alan, oradan sur kalesini görüyorsunuz karşıda. Evet, o, evet. Evet. Kaya dönemindeki bir sur diyor mesela. Heres dönem ait bir sur kapısı. Ha evet, yukarıda tepede bir sur var. Sur kulesi. Sur kulesiymiş, evet. Şehrin sınırı ta oraya kadar gidiyormuş. Alan çok yüksek. Burada görevli memur arkadaş gayet güzel anlattı. Selçuk kaç kadar büyük bir kent yani Alabama'da. Yani %3'ün bakımından. Selçuk. Efes kadar büyük bir kent yani sınırlara bakımından. Efes kadar büyük bir kent olduğunu söyledi sınırlara bakımından. Bizans dönemi sınırlar genişletilmiş. Roma döneminde öyle ama Karya dönemi burada bu binalar karışım, onu anladım ben. Roma, Bizans ve Karya dönemi bu binalar karışım. Bu büyük bir alan burası. Benim gösterdiğim tapınak yeri ta buraya kadar geliyor. Büyük ve şu etraftan hatta şu yan arazi de tapulu alan olduğu için oraya kadar, oranın içine girdiğini arkeologlar düşünüyormuş ki kamulaştırılmaya çalışılıyormuş orası. Hemen arkada da ilk geldiğimiz yerde ben size gösterdim Doğu Hamamı ve Nekropol mezarlar. Çok mezar var. Ben hiçbir antik şeyde bu kadar da mezar görmedim. Çünkü gideceğim ben 2 gün sonra Antalya'ya da vaktim burada olsa. Işte normalde hani burası giriş kapısı bir yani alttan geliyor normalde şu kemer mesela hani. Hmm. Kemerin alt, bizden şu an tepe üzerindeyiz yani şeyin yani alttan giriliyor mesela normalde içeri mesela hani. Tapınak kent. Doğu Hamamı arkamda, tam karşımda da merkezi hamam kalıntısı var ileride. Merkezi hamam. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the austin valentine. Evet, son söz. Alabanda Spradon'un çok önem verdiği bir kentmiş. Spradon, Nysa. Biliyorsunuz Nysa'da anlatmıştım. Ünlü tarihçi, coğrafyacı, Amasyalı. Hatta huzur kenti, refah, halkı refah içinde yaşayan zengin bir kent olarak tanınıyor. Arp çalan, beyaz tenli kızları olan bir kent olarak tanımlıyor. Bir hayal edin.
kafanızda, o antik tiyatroda her yerde arp çalan kızlar şeklinde. Ama bir de çok acıklı bir hikayesi var. İlk kurulduğu zamanlarda dönemin kralı, kralın kızına aşık iki genç var. İkisi de kraldan istiyor. Ama kral da demiş ki birinden amfiteyatroda bir şeyi bitir demiş. Öbüründen de Muğla tarafında su kemerlerinden su getir demiş. İkisi de gitmiş. Öbürü su kemerlerini getirmeye çalışırken haber gönderiyor diğer rakibi ve rakipleri tarafından. Amfiteyatro bitti diye. Çok üzülüyor, yıkılıyor. Ve orada intihar ediyor, atlıyor kemerlerden aşağı diye duydum rivayete göre. Ama aslında antik tiyatro bitmemiştir. Üzüntü ve halk, yöre halkında orada bir kemer altından geçmek hep bir uğursuzluğa delalet diye bir algı var. Evet, son söz Aydın. En çok antik kentin olduğu şehir Aydın Türkiye'de. Ve hepsi önemli kentler. İonya, Likya, Karya, Roma, Bizans hepsini bunu burada yaşatmış. Antik kentlerde tapınaklar hepsi özel. Muazzam güzeller. Ama biz bunları tanıtamıyoruz. Turizmi hep deniz, kum, güneş diye gösteriyoruz. Şu anda evet devletimiz her ne kadar uğraşsa da ben eminim uğraşıyor. Kazılar falan hepsi. Fakat Aydın'ın kazıya çok büyük desteğe ihtiyacı var kazılarda. Nasıl Antalya Kaleiçi'ni biz bir zamanlar böyle ipsiz sapsızlığın yeriyken şimdi turistik hale getirdiğimiz bir yerse, her giren turist ilk Kaleiçi'ni görmek istiyorum diyorsa, ben eminim Aydın'ın bu kentlerin de Alabanda'yı, Alinda'yı, Milet'i, Magnezya'yı, Priyen'i, Tralles'i hepsini aynı şekilde getirebiliriz diye düşünüyorum. Güneş, deniz, kum. Dünyanın üçte ikisi deniz. Her yerde var. Yani rakipler büyük bu konuda. Ama bizim antik şehirlerimiz, elimizde olan bu değeri kullanmamız lazım. Kullanamıyoruz maalesef. I'm really close to my and I feel like I'm moving inside of lying in the dark. And the thing that I'm beginning to know, I let it go. I'll be there when you call, and whenever I fall, and your feet, do you let your tears rain down on me whenever I your slow turning pain. You're hiding from me now. There's something in the way that you're talking. Words don't sound right, but I hear them all moving inside you. Go on now, I'll be there when you call, and whenever I fall. Your tears rain down on me whenever I touch your slow turning pain. The finger of blame has turned upon itself, and I'm more than willing to offer myself. Do you want my presence or need my help? Who knows where that might lead. Has turned upon itself, and I'm more than willing to offer myself. Do you want my presence or need my?